2017'ye acı bir haberle girdi Türkiye, bir terör saldırısıyla. Yılbaşı kutlamaları için Reyna'ya giren siviller DAEŞ'lı teröristin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda 39 kişi hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan saldırgansa tam 17 gün sonra başarılı bir operasyonla canlı ele geçirildi. Müsaade et beyle. Tamam lan, basınmayın. Ben git abi, yürü yürü. Yürü yürü. Adliyenin girişinde patlama olmuş bak. 5 Ocak'ta yine kalbimizi acıtan bir haber aldık. Bu sefer adres İzmir. Bomba yüklü araçla adliyeye girmek isteyen teröristleri canı pahasına önledi Fethi Sekin. Sayesinde onlarca can kurtuldu. Kahraman polise kurşunu bitince sırtından vuruldu. Arkadaşlar sakin olun. Bu nasıl bir şey? Bunca acının arasında yüzümüzü güldüren haber İstanbul Beykoz'dan geldi. 70 metre derinliğindeki sondaj kuyusuna düşen yavru köpek 12 gün süren çalışmanın sonunda kurtarıldı. Ve o an tüm Türkiye'ye umut oldu. Mart ayında sinema sanatçısı Halit Akçatepe'yi, Nisan'da ise Bülent Kayabaş'ı kaybettik. Yeşilçam'ın usta isimleri arkalarında unutulmaz eserler bırakarak hayata veda etti. Ve gelelim 16 Nisan referandumuna. Cumhurbaşkanı hükümet sistemi için yapılan 18 maddelik anayasa değişikliği %51.4 oy oranıyla kabul edildi. Böylece Türkiye başkanlık sistemine geçiş için ilk adımını atmış oldu. Ayrılmak zorunda kaldığım, kurucusu olduğum partime, yuvama, sevdama, aşkıma bugün yeniden dönüyorum. 2 Mayıs günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16 Nisan 2017 halk oylamasıyla kabul edilen anayasa değişikliğiyle kurucusu olduğu AK Parti'ye yeniden üye oldu ve genel başkan seçildi. Halaylar bir, horonlar bir, aynı sazı deliyiz biz. 10 Mayıs'ta ise kaza görünümlü bir cinayette sarsıldık. FETÖ soruşturmasında büyük rolü olan Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper ve şoförü Muzaffer Akşehirli aniden yola çıkan hafriyat kamyonunun altında kalarak hayatını kaybetti. Haziran ayına da kötü bir haberle girdi Türkiye. 7 ay önce Batman'a atanan Aybükü öğretmen PKK'lı teröristlerce şehit edildi. Aybükü öğretmenden geriye işte bu görüntüler kaldı. ...14 Haziran tarihinde CHP milletvekili Enis Berberoğlu hakkında MİT'e ait tırların durdurulmasıyla ilgili görüntülere ilişkin davada tutuklama kararı çıktı. Bu karara tepki gösteren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'dan İstanbul'a kadar yürüdü. 25 gün süren yürüyüş Maltepe mitingiyle tamamlandı. Teröristlerin şehit ettiği bir başka öğretmen haberi var sırada. PKK'lı teröristler 24 yaşındaki Necmettin Yılmaz'ı kaçırdıktan birkaç saat sonra şehit etti. Kaynaklar Yılmaz'ın sorgulandıktan sonra başından silahla vurularak plümür çayına atıldığını kaydetti. Ve 15 Temmuz. Hain darbe girişiminin yıl dönümünde Türkiye gün boyu yine sokaktaydı. Gece ise salalarla anıldı şehitlerimiz. Ve bu acı güne vesile olan herkes yıl boyunca çeşitli davalarla mahkemede ve 70 milyonun vicdanında yargılandı. 19 Temmuz günü ise pop müzik sanatçısı Harun Kolçak'ın ölüm haberini aldık. Şarkılarıyla 90'lı yıllara damga vuran ünlü popçu Kolçak, geçtiğimiz sene kanser tedavisi görmüştü. 28 Temmuz günü saat 18'de bir anda gündüz geceye döndü, gökten dolu değil sanki kurşun yağdı. İstanbullular dehşeti yaşadı. Şu an tepemizden aşağı buz parçaları yağıyor. Ve 13 Ağustos günü. Türkiye acı bir haber daha aldı. Henüz 15 yaşında olan Eren Bülbül, Trabzon'da PKK'lıların girdikleri evi güvenlik güçlerine gösterirken teröristler tarafından şehit edildi. İl Seçim Kurulu'nda olan... Eylül ayına İstanbul Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın istifası damga vurdu. Düzenlediği basın toplantısında istifasını duyuran Topbaş'ın yerine eski Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal geldi. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
İstanbul Ataşehir'den bir haberle devam edeceğiz. Yolda yürüyen bir kadın durup dururken yumruklu saldırıya uğradı. Tıp fakültesi öğrencisi olan saldırgan, ailemle tartışmıştım diyerek kendisini savunmaya çalıştı. Eylül ayında güzel şeyler de oldu elbet. Mesela bu görüntüdeki maden işçileri. Bindikleri halk otobüsünde koltuklar kirlenmesin diye ayakta yolculuk ettiler ve tüm Türkiye'yi duygulandırdılar. Ekim ayında Türk halkı yeni bir siyasi partiyle tanıştı. Meral Akşener yönetiminde bir araya gelen siyasiler İYİ Parti'nin kurulması için İçişleri Bakanlığı'na dilekçe verdi. 23,5 senedir. Belediye başkanlarının istifası Ekim ayında da devam etti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek 23 yıldır sürdürdüğü görevinden istifa etti. Bursa Belediye Başkanı Recep Altepe ve Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur da istifalarını sırayla kamuoyuna bildirdi. 28 Kasım'da Rıza Sarraf davası olarak bilinen dava başladı. Sarraf suçlamaları kabul ederek sanık değil tanık sıfatıyla dinlendi. 1 Aralık'ta da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Rıza Sarraf ve 22 yakınının mal varlıklarına el konuldu. Efendim, şey